Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Meyvelerin en güzellerinden bir tanesi de tabii ki nar. Biz de bu videomuzda size nar sirkesi nasıl yapılır? İlk kez nar sirkesi yapacaksanız bunu nasıl yapacağız? Elinizde ev sirkeniz yoksa, sirke ananız yoksa neler yapmamız gerektiğini bu videoda anlatacağım. Tabii ki nar ayıklamanın pek çok yöntemi var. Bence en pratik yöntem, narı ortadan böleceksiniz. Aradaki zarlardan çentik atacaksınız bıçakla ve daha sonra onu bir tahta kaşıkla pat 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 vurarak içindeki nar tanelerini dökeceksiniz. Bu işlemi sadece nar suyu yapmak için, nar ekşisi yapmak için, nar sirkesi yapmak için kullanabilirsiniz. Ama taze taze yemek istiyorsanız başka ayıklama yöntemi de var. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok rahatlıkla ayıklayabiliyoruz. Nar sirkesini yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan bir tanesi de bu aralarındaki zarları kullanmıyoruz. Bu zarları içinden temizleyeceğiz. Ayrıca narların uzun ucundaki küçücük minicik çentikli beyazlar var. Onları da mutlaka temizliyoruz. Bunları nar sirkemizde istemiyoruz. Evet, bu şekilde güzelce narlarımızı ayıkladıktan sonra böyle görmüş olduğunuz gibi 5 litrelik kavanozum var. Ama siz ilk kez yapacaksanız daha küçük 2 litrelik kavanozlarla ve az miktarda deneyebilirsiniz. Güzelce kavanozumuz temiz olmalı, steril olmalı, sıcak sudan geçirilmiş olmalıdır. Çünkü sirkenin en büyük düşmanı mikroplar, bakteriler ve küfler. O yüzden kavanozlarımızın temiz olması gerekiyor. Güzelce kavanozumuza hazırlamış olduğumuz narları koyuyoruz. Burada sıkma işlemini yapacağız. Kavanozla yaptığınız zaman etrafa nar suyu sıçramıyor. Ama bu şekilde değil de bunu ben başka bir kapta güzelce ellerimle ezeyim derseniz o da yöntemdir. Onu da yapabilirsiniz. İyice bütün tanelerini ezdim. Mümkün olduğu kadar hepsini ezeceğiz. Şimdi şişemizi şuraya kadar baz alırsak bunun yarısı kadar meyvemiz olmuş durumda. Bazı tariflerde 3'te 1 meyve, 3'te 1 hava, 3'te 1 de su konması söyleniyor. O şekilde de olabilir. Ama benim kendi tariflerimde hep kullandığım en az %50 meyve oranını sağlıyorum ben. O orana dikkat ediyorum. Üzerine de mutlaka içme suyu kullanıyoruz. Klorlu su kullanmayacağız. Klor çünkü sirkenin oluşumunu engeller. Yine 4 parmak olacak şekilde su miktarını ayarlıyorum. Daha sonra ilk kez yapacaklar için söylüyorum. İlk kez yapacaksanız kesinlikle ve kesinlikle bal kullanmanızı tavsiye ediyorum. 2 dolu yemek kaşığı bal kullanıyoruz. Eğer daha önceden ev sirkeniz varsa, sirke ananız varsa toz şeker de kullanabilirsiniz. Balımızı koyuyoruz. Koyduktan sonra da mutlaka plastik veya silikon kaşıkla veya temiz oklava veya temiz tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Özellikle tahta kaşıklara dikkat çekeceğim. Bunlar mikroorganizmalar barındırabiliyorlar. O yüzden ilk kez kullanacağınız tahta kaşığı kullanmanızı tercih edin. Böyle kenarlarında meyve suyu artıkları, meyve parçacıkları kalabilir. Bunları da güzel böyle ıslanınca dağılmayan bir peçete ile güzelce siliyoruz. Çünkü o zaman orada bazen küf oluşma ihtimali oluyor. Mendil veya tülbentle üzerini güzelce örtüyoruz ve bir paket lastiği ile sıkıca kapatıyoruz. Sıkı kapatmazsanız eğer sirke sinekleri içine girer ve içine larva bırakır. Bu da istemediğimiz bir durum. Çok sıkı olması gerekiyor. Burada önemli olan sirkenin havalanması, hava alması. Kesinlikle hava almayacak bir şekilde kapatmıyoruz. Gördüğünüz gibi meyveler diptedir ilk başta. Daha sonra yavaş yavaş yukarı çıkar. Yukarı çıktıktan sonra tekrar aşağı iner. Üstünde ince tül bir oluşum olur. Günde en az 2-3 kez karıştırıyoruz. Bu karıştırma işleminden sonra üzerinde ince bir tül olacak. O tül yavaş yavaş sirke anasına dönüşecek. Bu gördüğünüz gibi birinci günümüz. Meyveler hala altta. Herhangi bir hareket yok. Neden? Çünkü fermentasyonu başlatmak için oksijene ihtiyacı var. O yüzden bu oksijeni biz ona karıştırarak veriyoruz. Güzelce karıştıracağız. Güzelce karıştırma işlemini yapmamız gerekiyor. Tekrar ediyorum. Nar gibi, üzüm gibi çok hızlı fermente olan, çok güzel köpüren meyve sirkelerinde karıştırmak çok önemli.
Sık sık karıştırmanız lazım ki üzerinde kalan meyve çürür. Çürürse de istemediğimiz şekilde küf ve kef olur. Bunu da istemiyoruz. Yine ağzını örtüp bekletiyoruz. Bu görmüş olduğunuz ikinci gün. Ben genelde böyle güzel kapalı bir dolabım var. Arada havalandırıyorum. Gördüğünüz gibi havada dikkat ediyorsanız sirke sinekleri uçuyor. İkinci gün olmasına rağmen sirke sinekleri geliyor. Neden? Evimde sirke sinekleri olduğu için. Eğer siz ilk kez yapacaksanız sirke sinekleri genelde 5. güne doğru gelirler. Bu da hiç sorun değil. Sirke sineklerinin gelmesi iyiye işarettir. Sirkenizin sirke yolculuğu başlamış demektir. Gördüğünüz gibi fermantasyon başlamış. Meyveler de yukarıya doğru çıkmışlar. Bir kısmı yukarıda. Yine bugün 3. günümüz. 3. günümüzde de gördüğünüz gibi meyvenin bir kısmı yukarıda, bir kısmı aşağıda. Hala arada boşluğumuz var. Yani meyvelerin tamamı yukarı daha çıkmadı. Yine fermantasyon devam ediyor. Dikkat ederseniz böyle karıştırma esnasında böyle köpük köpük baloncuk sesleri de duyabilirsiniz. Bu fermantasyonun hala devam ettiğini, köpük köpük olması devam ettiğini gösteriyor. İşte karıştırma bu anlamda çok önemli. Eğer daha önceki videolarımı izlediyseniz bir elma sirkesi tarifim var. Bir de ayva reçeli tarifimi verirken de hazırlamış olduğum ayva kabuğundan hazırladığım bir sirke tarifim var. Orada da farklı bir uygulamalarım oldu. Onlara da dikkat ederseniz. Mesela nohut kullandım orada. O ev sirkesi kullandım. Nohut olsun, ekmek olsun, maya olsun, kuru maya da kullanırlar. Bunlar tamamen fermantasyonun hızlı olması için kullanılan malzemelerdir. Gördüğünüz gibi meyveler yavaş yavaş yukarı çıkacak, aşağı inecek. Yine devam ediyoruz. Şimdi evet 4. gün havamız da çok güzel. Hava çok güzel olduğu için de sirkemizin rengi pırıl pırıl gayet güzel, hoş bir durumda. Çok az bir meyvemiz alt tarafta kalmış. Çoğu kısmı yukarıya çıkmış. Gördüğünüz gibi baloncuklar var. Fermentasyon devam ediyor. Ve sirkeleri görüyorsunuz düzeltiyorum. Narları görüyorsunuz. Dans ediyorlar içerisinde. Yukarı sürekli yukarı yukarı çıkıyorlar. Arada bir aşağı inerler. Yukarı çıkarlar. Sirke de meyvelerin dansını görüyorsunuz. Özellikle de bunu nar sirkesinde görürsünüz. Diğer meyvelerde bu kadar net göremezsiniz. Evet, şimdi tekrar ne yapıyoruz? Güzelce karıştırıyoruz. Yine kokusu çok güzel. Kötü bir koku yok. Sirkeler tabi bazen bozulabilirler. Benim de sirkemin bozulduğu oldu. Bazen kurtarabiliyorsunuz. Evet, kurtardığım sirkelerim de oldu. Onların da ayrıca püf noktaları var. Onunla da ilgili ayrıca bir video yapmayı düşünüyorum. Bu karıştırma işlemimiz arkadaşlar meyvelerimiz dibe çökene kadar devam edecek. Hangi meyveden yapıyorsanız yapın hiç fark etmez. Karıştırma işlemi dibe çökene kadar olacak. Bunun süresi yok. 5 günde de çökebilir, 10 günde de çökebilir, 15 günde de çökebilir. Peki sirke anası ne zaman oluşur? Sirke anası genelde 15 ve 20. günler arasında oluşuyor. Yani meyveler dibe çöktükten sonra üzerinde ince bir tül oluştuğunda artık karıştırmayı bırakıyoruz. Şimdi bundan sonra 5. gün var arkadaşlar. 5. günde de gördüğünüz gibi meyvelerin tamamı yüzeye çıkıyor. Çok az bir miktarı altında kalmış. Dediğim gibi bunun süresinin bir standardı yok. Bu şekilde çöktükten sonra hepsi çökecek aşağıya. Burada görmüş olduğunuz gibi bakın arkada ayva kabuklarından yaptığım, önde ayvadan yaptığım sirkem var. Bunların tariflerini de linklere koyacağım. İzlemeyi unutmayın. Sonra bu sadece sirke anasını kullanacağınız zaman da ayrıca püf noktaları var. Dediğim gibi bunun da özel notları var. Onları da paylaşacağım sizinle. 15-20 gün sonra nar taneleri dibe çöküyorlar. Çöktükten sonra yani buradaki püf noktası nar taneleri dibe çökünce sirke anası veya ev sirkesi koyuyoruz. Sirkeyi kurduğumuz tarihten 4 ay sonra gördüğünüz gibi kat kat sirke analarımız oluştu. Şimdi süzme vaktimiz geldi. Daha fazla beklemeye gerek yok. Ben daha önce küçük küçük olan, ince ince olan sirke anaları çıkardım. Şimdi sizinle beraber en büyük olan sirke anasını çıkaracağız. Maşallah.
gördüğünüz gibi gayet pırıl pırıl, herhangi bir sıkıntısı yok, kef yok, küf yok. Bu sirkemizin gayet sağlıklı bir süreç geçirdiğini gösteriyor. Rengi de narın renginden dolayı pembe renktedir. Gayet hoş bir rengi var. Kalınlığı da işaret parmağımın kalınlığı kadar. Şöyle kokladığımda da mis gibi nar kokuyor. Hadi. Şimdi süzme vaktimiz geldi. Yine diğer sirkelerimizde olduğu gibi aynı şekilde sirkelerimizi süzüyoruz. Süzgeç, süzgecin üzerine tülbent, tülbentin üstüne de sirke kavanozumuzu boşaltıyoruz. Tülbentimizi güzelce toparlıyoruz ve sirkemizi posasından ayırıyoruz. Tüm kavanozdaki sirkelerimiz bitene kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Güzelce sıkabilirsiniz. Özellikle üzüm sirkesi olsun, nar sirkesi olsun. Posasını çok iyi sıkarsanız gayet iyi olur. Evet, süzme işlemimiz tamamlandı. Şişeleme konusunda da önemli bir püf noktası var. Tabii ki şişelerimiz temiz olacak, sıcak sudan geçireceğiz. Ağız kısmı mutlaka dar olmalı. Mutlaka kapakta plastik bir kapak olması gerekiyor. Eğer plastik kapak olmazsa sirke metal kapakları maalesef aşındırıyor ve küflendiriyor. O yüzden plastik kapak kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, sirkemiz artık kullanıma hazır. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Güneş görmeyen serin bir yerde sirkelerimizi muhafaza ediyoruz. Eğer sirkemizin daha net bir renge sahip olmasını, daha duru bir renge sahip olmasını isterseniz dinlendirirsiniz. Dinlendirdikten sonra üstteki kısmı da başka bir şişeye aktarabilirsiniz. Ama bu şekilde kullanmakta hiçbir sakınca yok. Peki sirke analarımızı nasıl saklayacağız? Tabii ki cam kavanoz içerisinde saklamamız gerekiyor. Sirke anasını daha uzun süre nasıl saklayacağımıza dair de bir videom var. Onu da açıklamalar kısmına koyarım. Daha sonra kullanmak üzere sirke analarımızı bu şekilde kavanozlara yerleştiriyoruz. Üzerine geçecek kadar da sirke koyuyoruz. Kapaklar metal olduğu için ben mutlaka bir streç geçiriyorum. Streçin üzerine kavanoz kapaklarını kapatıyorum. Bu şekilde buzdolabımızda saklayabiliyoruz. Şimdi geldi en önemli kısmı. Tadım aşaması. Bakalım nar sirkemiz nasıl olmuş? Oo. Acayip keskin ve yutarken şöyle mis gibi bir nar tadı. Genzinizi yakan bir sirke. Arkadaşlar kendim yaptım diye demiyorum ama gerçekten insanın kendi yaptığı sirke muhteşem oluyor. Gerçekten bu nar sirkem çok güzel olmuş arkadaşlar. Hepinize şifa olsun. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline de basılı tutarsanız sevinirim. Burada da hazırlamış olduğum diğer sirkelerimin açıklamaları var. Bunları açıklamalara linklerini koyacağım. İzlemeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.